Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Görüntü iyiyim. Çıktığınız KPSS A yolculuğunda KPSS'nin diğer alanlarında hepinize başarılar diliyorum şimdiden. İnşallah umduğunuzun daha güzelini bulursunuz. İnşallah bu yolunuzda çok güzel şeylerle karşılaşırsınız. KPSS vatandaşlık konusunda değil de biz burada KPSS anayasa hukukunu ele alacağız. Normal sayfamda takip edebilirsiniz KPSS vatandaşlık kampı ama burada KPSS A kısmında anayasa hukukunu ele alacağız. Peki anayasa hukukunu ele alırken neler yapacağız? Ona bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle KPSS A zor bir alan değil. Onu başta belirtelim. KPSS A gerçekten çalışılınca yapılabilecek bir alan. KPSS A'da şuna dikkat ediyoruz. Özellikle konuyu anlatırken size arz ederken konuları şuna çok dikkat edeceğiz. Bugüne kadar KPSS'de çıkmış ve çıkabilecek bütün soruları sizin için gözden geçirdim. Bunun yanında KPSS vatandaşlık, hakim savcılık, kaymakamlık sınavında yine çıkmış. Çıkabilecek bütün soruları değerlendirerek sizin için dersi anlatacağım. Dersimizi anlatırken sadece ders anlatmayacağız. Bunun yanında çıkmış ve çıkabilecek soruları da aynı anda vereceğiz. Yani paralel gideceğiz. Dersi sadece ders değil de dersi daha zevkli hale getirmek için, dersi daha iyi anlamanız için elimizden geleni yapacağız. Sevgili arkadaşlar, dersimiz kapsamında şunu ele alacağız. A'dan Z'ye kadar bütün anayasayı ele alacağız. Bütün anayasayı bazı konularda en ince ayrıntısına kadar ele alacağız. Bazı yerlerde yüzeysel geçeceğiz. Dediğim gibi buradaki kriterimiz şu. KPSS A'da, KPSS Anayasa Hukukunda bugüne kadar neler çıkmış onun üzerinde duracağız. Hangi soru kalıpları var? Hangi sorular sorulmuş? Hangi sorular sorulabilir? Özellikle onları bilmemiz gerekir. Bu dersimiz kapsamında her dersimizde size çok önemli notlar vereceğim. Özel olarak hazırladığım, soruları serpiştirdiğim ve görsellerle zenginleştirmeye çalıştığım notları vereceğim. Yine soru çözümlerimiz olacak. Yine soru cevap tarzı sorularımız olacak, notlarımız olacak. Bununla ilgili yine çıkmış sorular, çıkabilecek soruların çözümlerini birlikte ele alacağız. Yani kısacası KPSS Anayasa Hukukunu baştan sona kadar yapacağız. Ve karşınıza çıkabilecek sorularda inşallah hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Dersimizde anlattığımız kadarıyla konulara çok hakim olmanıza, aşina olmanıza vesile olmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, KPSS Anayasa şurada çok önemli. Bazı kavramlar var. Onları bilmemiz gerekir. Özellikle anayasa nedir, iktidar nedir, devlet nedir, devlet şekilleri nelerdir? Bazen soruda bizzat kendisi gelebilir. Bazen soruların içinde geçen kavramlar olduğu için bunlar bizim için önemlidir. Bunları bilmemiz gerekebilir diyelim. Şimdi anayasa hukukunda ilk ele alacağımız kavram tabii ki anayasadır. Bununla ilgili bir soru geldi mesela. Yani bir anayasa nedir? Anayasa nelerden oluşur? Anayasa neleri konu olarak ele alır? Onlar bizim için önem arz eder. Şöyle kavrama baktığımızda şunu diyebiliriz. Şöyle kalemimizi alalım. Aslında anayasa nedir? Anayasa devletin temel organlarını yani yasama, yürütme, yargı dediğimiz bu organların kuruluşunu, işleyiş ve birbirleriyle ilişkilerini en önemlisi olarak devlet iktidarının sınırlanmasını ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel bir metindir. Biz buna anayasa. O zaman bir metinden anayasa olarak bahsedebilmemiz için öncelikli olarak devletin temel organlarını ele almış olması lazım. Bu organların kuruluşu olabilir, işleyişi olabilir, birbirleriyle ilişkileri olabilir. Yani yasama organın yürütme organı ile ilişkisi, yürütme organının yargı organı ile ilişkisini anayasa temel olarak düzenler. Anayasanın en önemli bir unsuru aslında anayasanın devlet iktidarını sınırlamasıdır. Zaten anayasa bunun için vardır. Yani bir metin varsa ve bu metin devlet iktidarını sınırlamıyorsa biz buna anayasa demeyiz. Bu normal bir metindir. Herhangi bir metindir. Yani
Toplumsal ilişkileri düzenleyen, ticaret ilişkilerini düzenleyen bir metindir. Bu bir anayasa değil. Ve anayasanın, pardon, bir diğer önemli fonksiyonu da kişinin temel hak ve özgürlüklerini düzenlemesidir diyor. Sevgili arkadaşlar, şimdi anlattık. Peki sorumuz nasıl gelir? İşte dersimizde biz böyle ilerleyeceğiz. Önce konuyu anlatacağız. Önemli noktalara değineceğiz. Sonrasında biz bir tane soru çözeceğiz. Bununla ilgili önemli hususlar olan. Bu çıkmış bir soru. Aslında benzeri bir soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi bir anayasada asgari olarak yer alması gereken zorunlu unsurlardan biri değildir? Şimdi anayasada biz dedik ki özellikle devletin organlarının kuruluşu yer alması gerekir. Sevgili arkadaşlar, sorumuzda şöyle bir hata olmuş. Unsurlardan biridir olması lazım. Sorumuzda biri değildir. Değil de hangisi asgari olarak anayasada yer alması gereken unsurlardan biridir diye düzeltmemiz lazım. Şurası biridir diyor. Şimdi birincisi, dedik ki devletin organlarının kuruluşu, işleyişi, birbirleriyle ilişkileri, devlet iktidarının sınırlanması ve temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesi. Bu üç tane unsuru sorularımızda arayacağız. Ne? Bir anayasada asgari olarak bulunması gereken bir husus diye sorulursa. Sevgili arkadaşlar, peki anayasayı tanımladık. Ne tür anayasalar var? Bir de bu bizim için aslında önemli. Yani şöyle bir ayrım var. Anayasalar yazılı olup olmamasına göre, arkadaşlar sesim geliyor mu? Ses alamıyorum diyen arkadaşımız var. Sesim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayan var mı? Sevgili arkadaşlar, sesim geliyor mu acaba? Kader Hanım yazmış, ses geliyor. Evet, geliyor. Vedat Bey, ses geliyor demiş. Sevgili arkadaşlar, devam ediyorum. Anayasa türlerine baktığımızda anayasalar öncelikli olarak yazılı olup olmamasına göre ikiye ayrılır. Bir yazılı anayasa, bir diğeri de yazısız anayasa. Ne demek? Bir metin olarak kaleme alınmış anayasalara biz yazılı anayasa diyoruz. Şimdi günümüzde çoğu ülkede aslında yazılı bir anayasa var. Örneğin Türkiye'ye baktığımızda 1982 anayasası bir yazılı anayasadır. Yine diğer ülkeler, yani birçok ülkede aslında anayasalar yazılı hale getirmiştir. Yani şöyle elimize alabildiğimiz belli başlı maddelerden oluşan fiziki olarak bir araya toplanmış metinlere biz yazılı anayasa diyoruz. Şimdi bir de yazısız anayasalar var. Biz bunların bir diğer adı da teamülü anayasa. Ne demek? Uzun süredir uygulanan ve bağlayıcılığına inanılan ancak tek bir metin haline getirilmemiş anayasalara biz yazısız anayasa veya bazen sorularda teamülü anayasa da karşımıza çıkabilir. Örneğin İngiltere anayasası böyledir. Şimdi İngiltere'de bir anayasa yok diyemeyiz. Anayasa derli toplu değil. Birçok kanun var. İngiltere'de belli başlı kurallara zaten uyuluyor ama bu derli değil. Yani bir metin haline getirilmemiş kurallar olduğu için biz burada yazısız bir anayasanın varlığından söz ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, burası da bizim için önemli, çok sık kullandığımız bir tabir. Sert diğer adıyla katı anayasa, bir de yumuşak anayasa tabirini biz kullanacağız ve bu çok sıklıkla karşımıza çıkacak. Sert veya katı anayasadan kastımız şu: değiştirmesi normal kanunlardan farklı özel usul ve çoğunluklara tabi ise biz buna sert veya katı anayasa diyoruz. Yani anayasa normal kanunlardan farklı bir şekilde değiştiriliyorsa biz buna sert veya katı anayasa diyoruz. Şimdi tarihimizde bir tek anayasamız dışındaki bütün anayasalarımız sert anayasa. Kanuni Esasi olsun, 1924, 1961, 1982 anayasalarımız birer sert anayasa örneğidir. Niye birer sert anayasa örneğidir? Şimdi bir sonraki videomuzda, bir sonraki slaytımızda değineceğiz arkadaşlar. Anayasanın değiştirilmesi zorlaştırılıyor. Eğer anayasanın değiştirilmesi zorlaştırılıyorsa biz bu anayasana sert veya katı anayasa diyoruz. Şimdi onlara değineceğiz birazdan.
Ancak ondan önce bir yumuşak anayasaya bakalım. Yumuşak anayasa ne? Kanunların yapılmasındaki usul ve şekilde değiştirilebilen anayasadır. Yani bir kanundan pek de farkı olmayan, kanunlar gibi değiştirilip, kanunlar gibi düzeltilen, kanunlar gibi konulup kaldırılan anayasalara biz yumuşak anayasa diyoruz. Tarihimizde bir tek anayasamız yumuşak anayasadır. O da 1921 anayasası diyor. Sevgili arkadaşlar, anayasaların ayrıntılı olup olmadığına, yani kısacası içeriğine baktığımızda şöyle bir ayrım karşımıza çıkıyor. Çerçeve anayasa mı, yani kısa bir anayasa mı, yoksa kazuistik, yani ayrıntılı bir anayasa mı? Ne demek? Çerçeve anayasa şu demek aslında, sadece temel prensipleri düzenleyen, ayrıntı içermeyen kısa anayasalar. Örneğimize baktığımızda yine 1921 anayasası kısa bir anayasadır. Dünya geneline baktığımızda ise şu örneği verebiliriz. 1787 ABD Anayasası. Mesela ABD Anayasası yaklaşık olarak 7 maddeden oluşan, bizim 1921 anayasamız yaklaşık olarak 22 maddeden oluşan kısa anayasalar. Yani temel kuralları düzenler, içeriğini, daha detaylı unsurları kanunlarla düzenlenmeyi öngördüğü için biz bunlara çerçeve, sorularda bazen kısa tabirini de görebiliriz. Kısa anayasalar deyince çerçeve anayasa anlayacağız. Şimdi kazuistik kelimesi karşımıza çıkar. Kazuistik ayrıntılı, detaylı demek. Ne demek? Sadece temel prensipleri düzenlemiyor. Ayrıntı içeren uzun anayasalara ise biz kazuistik anayasa diyoruz. 1921 anayasamız dışında diğer anayasalarımızın hepsi ayrıntılı kazuistik anayasalardır. Örneğin 82 anayasası, şu anda yürürlükte olan anayasamız yaklaşık olarak 177 maddeden oluşan çok ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı bir anayasamız. Sevgili arkadaşlar, yine sorumuza bakalım. Nasıl bir soru gelebilir buradan? Şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki anayasalarımızdan hangisi bir yumuşak anayasa örneğidir? Özür dilerim arkadaşlar, soğuk kaldım. Yumuşak anayasa deyince sadece ve sadece bir anayasayı anlayacağız. Çerçeve anayasa deyince sadece ve sadece bir anayasa anlayacağız. O da hangisi? 1921 anayasası diyoruz. Sevgili arkadaşlar, devam edelim. Şöyle bir tanım gelebilir. Pek çok maddeden oluşup fazla konuya değinen ve değindiği konuları ayrıntılı bir biçimde düzenleyen anayasa türü hangisidir? Yani kısacası bizden ayrıntılı anayasayı istiyor. Ayrıntılı anayasa için kullandığımız tabir hangisi? Hangisi? Hemen cevap verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ayrıntı deyince hangisini anlayacaktık? Tabii ki kazuistik uzun anayasalara biz diyoruz. Sevgili arkadaşlar, devam ediyoruz. Peki bir anayasadan bahsettik. Sert anayasa, yumuşak anayasa dedik. Bir anayasayı sert, yani katı yapan özellikler nelerdir? Bu da bir sınav sorusu. Bunları kesinlikle bilmemiz gereken sorular, notlar arkadaşlar. İlerleyen zaman içerisinde size şöyle bir bilgi notu vereceğim. 200 belki 300 soru cevap kısmında size bir not vereceğim. Notumuzda şunlar yer alacak. Sınava girmeden önce kesin bilmemiz gereken notlar. Şimdi anayasada biliyorsunuz 4 tane soru geliyor. Sorular gerçekten zor değil. Ancak ÖSYM bazen tuhaf bir yerden de soru sorabiliyor. Bunu kabullenmek lazım. Yani bir kesin bilmemiz gereken yerler var. Oradan mutlaka mutlaka, yani ya 3 ya da 4 tane soru gelecek. Bir de bazen olabilir, şuradan da soru gelebilir veya şu kavram gelebilir. Sevgili arkadaşlar, size vereceğim notta bilmeniz gereken bazı şeyler olacak. Onları soru cevap şeklinde vereceğim size. Soru bu, cevap bu. Yani soruda şu varsa kesinlikle cevap budur. Bunları kesinlikle bilmemiz gerekir. Şimdi bir anayasayı sert yapan, yani katı yapan özellikler aslında bir sınav sorusu ve önemli bir sınav sorusu. Peki nedir bu özellikler? Şimdi bunları burada anlatacağız ama ilerleyen derslerimizde 1982 anayasası üzerinde uygulamalı olarak göreceğiz. Yani nerede geçiyor, nasıl geçiyor, bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Şu anda belki size biraz bunlar tuhaf gelebilir ama ilerleyen zamanlar içerisinde o kadar tekrar edeceğiz ki bunları zaten aklımızda kalacak. Şimdi arkadaşlar, bir anayasada nitelikli çoğunluk aranmışsa,
Biz bu anayasaya katı anayasa diyoruz. Mesela bizim anayasamız, yani 82 anayasamızda kanun teklifini sadece bir milletvekili yapabilir. Yani bir milletvekili şu konuda kanun yapılsın diyebilir, teklifini sunabilir. Ancak anayasa değişikliği, ki şu anda anayasa değişikliği aslında gündemde olan bir konu. Anayasa değişikliği yapılabilmesi için bir değiştirme teklifi var mesela 82 anayasasında. Ancak ve ancak 200 milletvekili teklif edebilir. Tamam, bu teklif yapıldı. Bir de bu teklifin kabulü gerekir. İşte burada da en az 360 milletvekilinin oyu gerekir. İşte bu bir anayasayı katı yapan bir özellik. Mesela kanunlar için bu yok. Kanunlarda bir kişi kanun teklifi verebilir. Bir milletvekili yani. Bazen anayasalarda şöyle bir husus var. Yapıldıktan sonra belli bir süre veya dönem içerisinde anayasanın değiştirilememesi. Yani olağanüstü hal döneminde değiştirilememez veya yapıldı bir yıl sonra değiştirilemez ancak birkaç yıl sonra değiştirilir gibi bu tür maddeler söz konusu olabilir bir anayasada. Yine anayasanın belli maddelerinin değiştirilememesi. Örneğin bizim anayasamızda değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddeler var. Hangi maddeler bunlar veya kaç tane madde diye bir soru sorsak mesela. Daha önce çalışan arkadaşlar veya göz atmış arkadaşlar. Evet. İlk üç madde arkadaşlar bizde değiştirilemez. Değiştirilmesi dahi teklif edilemez. İlk üç madde ile ilgili zaten sık sık soru geliyor. Anayasa değişikliklerinin birden fazla görüşülmesi, yani kanunlar için böyle bir husus yok. Ancak anayasa değişikliğinin meclis genel kurulunda birden fazla görüşülmesi şartı konulursa bu da bir anayasayı aslında sert yapan. Peki bizde anayasa değişikliğinin genel kurulda kaç defa görüşülmesi lazım? Kader Hanım, ne düşünüyorsunuz? Anayasa değişikliğinin kaç defa görüşülmesi lazım TBMM Genel Kurulu'nda? Evet, diğer arkadaşlar. İki defa. Vedat Bey iki defa, Kader Hanım iki defa. Evet, anayasa değişiklikleri bizde genel kurulda iki defa görüşülür arkadaşlar. Ve bu iki görüşme arasında bir süre var. Mesela 48 saatlik bir süre var. Peki, anayasa değişikliklerinin onay için referanduma sunulması. Şimdi bu da anayasayı, evet, serinleme süresi diyor Vedat Bey. Süpersiniz arkadaşlar. Biz bu dersi çok iyi götüreceğiz. Böyle hazırlıklı gelirseniz beni de çok zorlarsınız. Bu ders çok zevkli geçecek. Öyle anlaşılıyor. Sevgili arkadaşlar, anayasa değişikliklerinin onay için referanduma sunulması. Şimdi niye diyeceksiniz? Mesela Cumhurbaşkanı önüne gelen bir kanunu, yani bir kanun hangi oranla, hangi milletvekili çoğunluğuyla, sayıyla kabul edilmiş olursa olsun önüne gelen kanunu hemen yayınlayabilir. Böyle bir yetkisi var. Ancak anayasa değişikliklerine Cumhurbaşkanı her zaman yayınlayamayabilir. Böyle bir yetki verilmeyebilir. Veya verilse bile bir çoğunluk var. O çoğunluk sağlanmadığı takdirde yayınlama yetkisi yok. Ne yapabilir? Mesela referanduma sunmak. Bu da bir katılık, sertlik özelliği. Yani doğrudan yayımlamak varken referanduma sunmak bu anayasayı sert, yani katı yapan bir özellik. Anayasa yargısının varlığı, yani anayasa mahkemesi aslında dediğimiz bir müessesenin olması yine bir anayasayı sert yapıyor. Çünkü düşünün, anayasa yapıyorsunuz, denetleyen yok. Bu çok normal bir şeydir. Normal bir işlemdir. İdari işlem gibi düşünün. Ama bir de anayasa yargısı var. Bunu denetleyen bir merci varsa yine bir katılık ölçüsü. Anayasanın ancak bu iş için özel olarak oluşturulmuş organlarca değiştirilebileceğinin öngörülmesi. Bu da anayasayı katı yapan bir özellik. Yani bir milletvekili kanun teklif edebilir ancak anayasayı şu grup, şu özel grup oluşturabilir dediğinizde bu bir anayasayı katı yapan özelliklerdendir arkadaşlar. Arkadaşlar burada belki bizim saymadığımız birkaç tane husus daha olabilir ama genel olarak şunları bilmemiz bizim için yeterli, işimizi görür. Buradan dediğim gibi soru gelecek arkadaşlar. Bir anayasayı katı sert yapan özellikler nelerdir? Peki nasıl bir soru gelir? Mesela bakalım. Hangisi bir anayasayı sert yapan özelliklerden biri değildir diye soruyor. Örneğin anayasanın belli maddelerinin değiştirilememesi, sertlik özelliği. Anayasa değişikliklerinin onay için referanduma sunulması bir katılık özelliği. Yapıldıktan sonra belli bir süre içerisinde değiştirilememesi yine anayasayı sert yapan özelliklerden bir tanesi. Anayasanın ancak özel olarak oluşturulmuş bir komisyon tarafından değiştirilememesi gibi bir husus, yine sertlik. Ancak bu özellikle yumuşak anayasa özelliği, normal kanunlar gibi görüşülüp kabul edilmesi,
Bunun gibi herhangi bir şık gelebilir arkadaşlar. Bu bir anayasayı katı yapan özelliklerden biri değil. Sevgili arkadaşlar, yine karşımıza çıkabilir. Özellikle sorulardan görme durumumuz söz konusu olabilir. Bazen soruluyor, bazen soruluyor. Özellikle belirteyim arkadaşlar. Devlet iktidarları, özellikle bizim için önemli olan kurucu iktidar. Şimdi devlet iktidarları, kurucu iktidar ve kurulmuş iktidarda dediğimiz gibi kurucu iktidar bizim için önemli. Kurucu iktidar nedir? Şimdi ona bir bakalım. Eğer bir anayasa yapan veya değiştiren iktidar derse biz buna kurucu iktidar diyoruz. Yani kurucu iktidar anayasayı yapabilir. İlki sıfır. İlk elden yapabilir. Ya da değiştirebilir. Var olan mevcut bir anayasayı değiştirebilir. Bir de kurulmuş iktidarlar var. Yani öyle bir tanım var ama hiçbir soruda görmedim. Yalnız karşınıza çıkarsa bilin diye arkadaşlar. Kurucu iktidar tarafından yapılan anayasal sınırlarla görev alanı belirlenmiş ve tarih olmuş yasama, yürütme, yargı organları. Bunlar da kurulmuş iktidarlar. Geçiyorum arkadaşlar. Asıl bizim için önemli olan aslında kurucu iktidar, asli kurucu iktidar ve tali kurucu iktidar. Asli kurucu iktidar nedir? Bir anayasayı ilkin yani sıfırdan yapan iktidara biz asli kurucu iktidar diyoruz. Yani başa gelir bir anayasayı ilkin sıfırdan yapar. Peki nasıl ortaya gelir? Yani asli kurucu iktidar hükümet darbesi olabilir. Örneğin 1961 anayasası, 1982 anayasası mesela bir darbe sonucu oluşan anayasalar. Devrim olmuş, onun sonucu olabilir. Rejim değişikliği olmuş, onun sonucu olabilir. Savaş olmuş, onun sonucu olabilir. Bu tür durumda başa gelen iktidar yeni bir anayasa yaparsa biz bu anayasaya asli kurucu iktidar örneği diyoruz. Şimdi böyle bir durumda başa gelen hükümet kendinden önce var olan bir hukuk normundan yetki almaz. Çünkü ortada bir hukuk normu yok. Her şey sıfır, öyle diyelim. Kendi kendine yetkili olan hukuk dışı, yani hukuk dışından kastımız şu, onu bağlayan bir hukuk yok. Ve sınırsız, yani yetkisini aldığı bir yer yok. İşte biz buna ne diyoruz? Asli kurucu iktidar diyoruz. Dedik ki 1961, 1982 anayasaları asli kurucu iktidarın birer ürünüdür diyelim. Sevgili arkadaşlar tamam bu asli yani anayasayı ilk elden sıfırdan yapan iktidar. Peki bir de tali. Tali ne demek? İkincil yani türevsel kurucu iktidar. Bu da ne? Anayasayı değiştiren iktidar. Şimdi 82 anayasasını yapan ekip veya grup asli kurucu iktidardır. Ama şu andaki iktidarlar, partiler, hükümetler tali yani türevsel ikincil kurucu iktidarlardır. Bunlar ne yapabilirler? Ancak ve ancak anayasayı değiştirebilirler. Anayasadan aldığı yetki çerçevesinde anayasayı kısmen veya tamamen değiştirebilir. Şu andaki iktidar, başta olan iktidar örneği, bundan önceki belki bundan sonra gelecek iktidar örnekleri birer tali kurucu iktidar örneğidir. Hukuk içidir ve sınırlı bir iktidardır. Örneğin 1982 anayasasından bugüne kadar kaç tane değişiklik yapmışsa ve bunu yapan bütün iktidarlara biz tali kurucu iktidar örneği diyoruz. Peki soru nasıl gelecek? Anlattıklarımızı soru üzerinden görelim. Hangisi asli kurucu iktidarların özelliklerinden biridir diyor. Asli kurucu iktidarın özelliklerinden biridir. Şimdi baktığımızda asli kurucu iktidar rejim değişikliği veya savaş hali gibi olağanüstü durumlarda ortaya çıkabilir. Bu doğru. Diğerlerine bakalım. Asli kurucu iktidar daha önce var olan pozitif hukuk kurallarıyla bağlı olan iktidardır. Bu tali kurucu iktidar örneğin. Yine C şıkkında baktığımızda mevcut anayasayı ancak kısmen değiştirilemeyen iktidar yine tali kurucu iktidar örneğin. Hukuken sınırlı bir iktidar diyorsa yine tali kurucu iktidar örneğin. Anayasayı değiştirirken anayasada ve ilgili mevzuata öngörülen değiştirme usulleriyle bağlı olan yine tali kurucu iktidar örneğidir. O zaman sorumuzun cevabı asli kurucu iktidarla ilgili olduğu için A şıkkı doğru diyoruz. Sevgili arkadaşlar, devlet ve devlet şekilleri bizim için var. Yani sorularda karşımıza çıkabilir. Örneğin devlet nedir? Bununla ilgili soru gelebilir. Devletin unsurları nelerdir? Bununla ilgili soru gelebilir. Ki önemli olan da aslında burası. Diğerleri kavram olarak karşımıza çıkabilir. Örneğin bu seneki KPSS'de
EKPSS olması lazım. Doğrudan devletin unsurları diye bir soru geldi. Peki o zaman devlet nedir? Belirli bir toprak parçası üzerine egemen olan belirli bir insan toplumunu oluşturduğu varlığa biz devlet diyoruz. Yani o zaman şurada baktığımızda devletin unsurları bir toprak parçası yani ülke olacak. Egemenlik olacak ve insan topluluğu yani millet olacak. O zaman devletin unsurları nelerdir? Toprak parçası, egemenlik ve insan topluluğu yani millet diyelim. Şimdi sorularda şu olabilir kafamızı karıştırmak için. Pardon arkadaşlar. Dil, yönetim şekli, bayrak gibi unsurlar devletin kurucu unsurları değil arkadaşlar. Bunlar ek unsurdur. Yani bir kere devletten bahsedebilmemiz için öncelikle toprak parçası olmalı ve bir insan grubu olmalı. Şimdi bunları bir araya getirmek kolay. Yani 3-5 tane insan, burası benim toprağımdır, burası da biz birkaç kişi bir araya geldik, devlet kurmak istiyoruz diyebilirler. İki unsur çok önemli ama en zor unsur egemenlik, iktidar unsurudur arkadaşlar. Bu unsur sağlanamadığı takdirde hiç kimse çıkıp benim bir devletim vardır diyemez. Ancak şunlar kurucu unsur değil, ek unsurlardır diyelim sevgili arkadaşlar. Sorumuz aynen şöyle gelebilir arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri devletin kurucu unsurları arasında yer alır? Arkadaşlar pardon hastayım. Öksürmemek için kendimi zor tutuyorum. Kusura bakmayın. Devletin kurucu unsurlarını sormuş arkadaşlar. Toprak parçası bir kurucu unsurdur. Egemenlik bir kurucu unsurdur. İnsan topluluğu yani millet bir kurucu unsurken şunlar kurucu unsur değil, tamamlayıcı unsurdur dedik. O zaman sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olacak. Sevgili arkadaşlar, devlet şekilleri karşımıza çıkabilir. Yani şöyle en azından sorularda yer alabilir. Ne olduklarını bilmemiz lazım. Yoksa çok detaylı bilmesek de olur. Ama bu kavramlar sınavda karşımıza çıkabilir. Karşımıza çıktığında en azından ne olduklarını bilmemiz lazım. Şimdi hukuki yapılarına göre devletler şöyle bir ayrıma tabi tutuluyor. Üniter devlet, bölgeli devlet, birleşik devlet. Egemenliğin kaynağına göre monarşi, cumhuriyet, oligarşi, teokrasi diye karşımıza çıkabilir. Birleşik Devletler'de ise federal veya federasyon, konfederal veya konfederasyon karşımıza çıkabilir. Hukuki yapılarına göre devlet şekillerine baktığımızda şu bizim için önemlidir. Üniter devlet önemli çünkü Türkiye bir üniter devlettir. Ne demek? Eğer devlet unsurları az önce gördüğümüz ülke, millet, egemenlik ve organları yani yasama, yürütme ve yargı organları bakımından teklik özellik gösteriyorsa biz buna üniter devlet diyoruz. Yani üniter devlette tek ülke, tek millet, tek egemenlik var. Yine tek yasama, tek yürütme, tek bir yargı organı vardır diyoruz arkadaşlar. Tek bir devlet, tek bir anayasa, tek bir hukuk düzeni var. Hangi ülkelerde? Türkiye, Fransa, yine İngiltere gibi ülkelerde üniter devlet modeli vardır diyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bölgeli devlet aslında arkadaşlar bölgeli devlet yine bir üniter devlettir. Sadece bölgeli devletlerde şöyle bir husus var. Yasama ve yürütme yetkilerinden bir kısmı özerk bölgelere de verilir. Yani bir devletin içerisinde özerk bölgeler var. O özerk bölgeler kısmi olarak yürütme, kısmi olarak yasama yetkilerine sahiptir. Ancak siyasal iktidar tektir, yargı organı tektir. Ülkenin anayasası tektir. Bu önemli. Özerk bölgelerin kendi anayasaları yoktur. Sadece merkezi devletin anayasası vardır. En önemli örneği İspanya arkadaşlar. İspanya'da özerk bölgeler var. Ancak bu bölgeler bağımsız değiller. Bu bölge devlet dışında bir devlet değiller. Bunlar devlet içinde bir kısım yani kısmi bir bağımsızlığa sahip olan bölgelerdir diyoruz. Sevgili arkadaşlar, federasyon ve konfederasyona biraz değinmekte fayda var. Federasyonda özellikle Amerika örneği, Almanya örneği aklımıza gelirse soruları daha rahat yapabiliriz. Federasyon nedir? En az iki devletin, bunlar farklı şekilde adlandırılabiliyor. Mesela federe devletler deniliyor genelde Amerika'da veya eyaletler deniliyor.
İşte bu en az iki devlet aynı merkezi veya çatı devlete, ki biz buna da federal devlet diyoruz. Bu şekilde oluşan topluluğa biz federasyon diyoruz. Sorularda veya özellikle filmlerde çok rahat görebilirsiniz. İşte federe devletin birimleri var, bir de federal devlet yani ABD'nin birimleri var. Lanet olası federaller denilen işte o müessese bu. Şimdi asıl yetkili olan, aslında genel yetkili olan federal birimlerdir. Bir de federe birimler var. Bazı konularda federal kısım gelir, olaya el koyar, federe izlemek zorunda kalır. Çünkü çatı bir devlet federal devlettir. Federal devletin asıl kişiliği, dışa doğru kişiliği önemli. Federe devletlerin de bir takım yetkileri var. Şimdi şurası önemli arkadaşlar. Federasyon da yazılı bir anayasaya kuruluyor. Yani federe devletler arasındaki bağ aslında anayasal niteliktedir. Şimdi iki tane devlet olduğu için, federe devlet ve federal devlet olduğu için iki tür hukuk düzeni var, iki ayrı yönetim düzeni var, iki ayrı meclis var, iki ayrı anayasa var, iki ayrı hukuk düzeni var, iki ayrı yasama, yürütme, yargı organları var. Mesela yolu Amerika'ya düşmüş olanlar belki şahit olmuştur. New York'a gidiyorsunuz, ayrı kanunlar. Diyelim ki Florida'ya gidiyorsunuz, ayrı kanunlar var. Her birinin ayrı ayrı düzenlemeleri var, ayrı ayrı meclisleri var, ayrı ayrı vatandaşlıkları var. Yani öyle bir eyaletten diğer eyalete geçmek de kolay değil. Dediğim gibi her birinin bir takım hususlar var. Mesela birisinde evlenme yaşı 16'dır, birisinde 17'dir, birisinde 18'dir. Böyle ayrıntılı düzenlemelerde de bir farklılık söz konusu olabilir. Federe devletlerin birbirinden farklılığı söz konusudur diyoruz. Şimdi federe devletlerde ne dedi ki, çift vatandaşlık var. Federasyonlar federe devletler değil de burası önemli. Sadece federal devlet dış egemenliğe sahiptir. Yani bizim bildiğimiz aslında ABD'dir. Diğer eyaletlerin bir bağımsızlığı, dışa yönelik bir bağımsızlığı yoktur. Ancak kendi içerisinde bir bağımsızlıkları vardır. Federasyonlar federe devletlerin uluslararası kişiliği yoktur. Fakat federe devletler kendi içerisinde bağımsızdır diyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya federal birer devlet örneğidir sevgili arkadaşlar. Bir de konfederasyon var. Konfederasyonun şu anda günümüzde bir örneği var mı yok mu tartışmalı. Avrupa Birliği bir konfederasyon mudur değil midir? Bir kısım özelliği sağlıyor, bir kısım özelliği sağlamıyor arkadaşlar. Bu konuda net bir şey olmadığı için en azından şu tanımı bilmekte fayda var. En az iki devletin belli bir amaçla uluslararası bir anlaşmayla kurdukları devlet topluluğudur. O zaman devletler arasındaki bağ akdi niteliktedir arkadaşlar. Konfederasyonda üye devletin uluslararası kişiliği vardır. Konfederasyonda üye devletin her biri dış egemenliğe sahiptir. Konfederasyonda sadece üye devletlerin vatandaşlığı vardır. Ya buradaki amaç sevgili arkadaşlar, özellikle birden fazla devlet bir araya güçlü ilişkiler kurmak için bir araya geliyor ama her iki devlet tamamıyla bağımsızdır, tamamıyla egemenliğine sahiptir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ancak federe devletlerde birden fazla devlet bir çatı devletin altında birleşiyor. Sevgili arkadaşlar, egemenliğin kaynağına göre devlet şekillerinde yine bir takım kavramlar karşımıza çıkıyor. Bu kavramlar sorularda özellikle karşımıza çıkıyor. Bunları bilmekte fayda var. Çünkü sınavın içeriğinde bu kavramları görebiliriz. Bu kavram neydi? Bu kavramlar bazen iyi anlamı çağrıştırır, bazen iyi olmayan anlamı çağrıştırır. Soruda bulunduğu konuma göre sorunun cevabı da aslında. Mesela monarşi devlet başkanı bir makama veraset yani ırsi olarak başa geliyorsa biz buna monarşi diyoruz. Yani aslında saltanatı kastediyoruz. Devlet başkanı var. Devlet başkanı gidince onun altında kim varsa çocuğu olur, hanedandan biri başa geliyorsa biz buna monarşi diyoruz. Şimdi mutlak monarşi var, bir de meşruti monarşi var. Mutlak monarşide hükümdar veya kral yani bir kişi aslında. Burada önemli olan bir kişi. Tüm güçleri elinde topluyor. Ve herhangi bir sınırlamaya tabi değilse biz buna mutlak monarşi diyoruz. Yani genelde krallıklar günümüz çağından önceki devletlerin çoğu aslında mutlak monarşiyle yönetiliyordu. Peki meşruti monarşi ne? Hükümdarın yanında devlet iktidarına ortak bir organ. Bu genelde bir meclis veya parlamento olur. Bu varsa ve iktidarın da yani kralın da hükümdarın da yetkileri sınırlanıyorsa biz buna meşruti monarşi diyoruz. Özellikle Osmanlı Devleti'nin sonlarına doğru hem bir hükümdar var
Hem de onun yanında bir Osmanlı Meclisi Mebusan dediğimiz, Meclisi Umumi dediğimiz, Meclisi Ayan dediğimiz hususlar söz konusu. Burada biz diyebiliriz ki meşruti monarşi var. O zaman şunu diyeceğiz. Tek kişi varsa mutlak monarşi, hükümdar yani tek kişi yanında bir de meclis varsa meşruti monarşi diyoruz. Peki oligarşi ne demek? Egemenliğin birkaç kişiden oluşan bir küçük grup, zümre veya ailenin elinde bulunduğu yönetim biçimidir. Özellikle yine eski çağlarda aristokrasi kesimi var, soylular kesimi var. 3-5 kişiler, hadi bilemedim 10 bilmem 10 kişiler, 7 kişiler, 15 kişiler. Bunlar yönetime ortaklar. Yönetimi bunlar yürütürler. İşte biz buna oligarşi diyoruz. Yani birden fazla kişi yönetimdeyse pardon arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, teokrasi ne demek? Teokrasi dine dayalı yönetim şeklidir. Egemenliğin Tanrı'dan geldiğiyle kabul edilir. Örneğin gene de çok sık örnek verilir. Örneğin İran, örneğin Afganistan dine dayalı kabul edilen ülkelerdir diyebiliriz. Yani dine dayalı yönetim şekli ise teokrasi. Cumhuriyet kavramı var. İşte bizim için aslında en önemli olan ve bundan sonraki dersimizin de en önemli kısmını oluşturan cumhuriyet. Devlet başkanı bir makama veraset yani ırsi olarak babadan oğula değil de saltanat şekilde değil de diğer yollarla ki bu genelde seçim olur. Seçimle başa geliyorsa biz buna cumhuriyet diyoruz. Yani kısacası burada halk var. Halk kendini yönetenleri seçer. Egemenlik halka aittir diyoruz. Sevgili arkadaşlar, soruda şöyle bir şey varsa ne anlayacağız? Bu kısma baktıktan sonra dersimizi yavaş yavaş noktalayabiliriz. Bir metin olarak kaleme alınmış diyorsa yazılı anayasa anlayacağız. Anayasanın değiştirilmesi normal kanunlardan farklı sıkı usul ve şekillere tabi ise sert anayasa diyeceğiz. Kanunların yapılmasındaki usul ve şekille değiştirilmenin anayasa diyorsa yumuşak anayasa anlayacağız. Sadece temel prensipleri düzenleyen, ayrıntı içermeyen anayasa diyorsa kısa anayasa anlayacağız veya çerçeve anayasa. Sadece temel prensipleri düzenlemekle kalmayıp ayrıntı içeren uzun anayasa diyorsa kazuistik anayasa anlayacağız. Bir anayasayı ilkin yani sıfırdan yapan iktidar diyorsa biz buna kurucu iktidar diyeceğiz. Asli kurucu iktidar örneği diyeceğiz. Asli kurucu iktidar hukuk dışı ve sınırsızdır. Çünkü kendisinden önceki hukuku kaldırdığı için herhangi bir hukukla bağlı değildir. Peki anayasadan aldığı yetki çerçevesinde anayasayı kısmen veya tamamen değiştirebilen hukuk için sınırlı bir iktidar diyorsa tali kurucu iktidar anlayacak. Devlet unsurları deyince 3 tane unsuru sayacağız. Bir toprak parçası ülke yani bir insanın üzerine bulunduğu bir toprak parçası olmalı. Ve bir millet, insan topluluğu olmalı ve yine en önemlisi egemenlik olmalı. Egemenlik yoksa 3-5 tane insan bir toprak parçası üzerinde bir araya gelmişse devletten bahsedemeyiz. Bu 3 tane unsur olmak zorunda. Devlet başkanı bir makama ırsi olarak geliyorsa monarşi, aksi halde seçimle başka bir yolla geliyorsa cumhuriyet, egemenliğin birkaç kişiden oluşan küçük bir zümre, grup, aile diyorsa oligarşi, tek kişi diyorsa monarşi, birden fazla kişi diyorsa oligarşi, dine dayalı yönetim şekli diyorsa teokrasi anlayacağız. Peki şuna bakalım. Eğer bir devlet bütün unsurları bakımından teknik özelliği gösteriyorsa biz buna üniter devlet diyeceğiz. En az iki devlet yazılı bir anayasa ile bir araya gelmişse biz buna federasyon, federal devlet, federalizm diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Son olarak bir iki tane sorumuza bakalım. Sonra sizinle vedalaşalım. Anayasanın değiştirmesi normal kanunlardan farklı sıkı usul ve şekillere tabi ise biz bu tür anayasalara ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Hemen cevap bekliyorum. Kanunlar gibi değiştirilen anayasalar bir de kanunlardan farklı usullere tabi anayasalar için iki tane ayrıma dikkat edeceğiz. Hangisi? Farklı sıkı usul ve şekillere tabi ise biz buna sert anayasa diyoruz. Kanunlar gibi konulup kanunlar gibi değiştirilen anayasaları da biz yumuşak anayasa diyoruz. Biz de sert anayasayı sorduğu için cevabımız A olacak. Sevgili arkadaşlar, bir anayasa yine o anayasadan aldığı yetki çerçevesinde kısmen veya tamamen değiştirilebilen iktidara biz asli kurucu iktidar mı, tali kurucu iktidar mı diyeceğiz.
Evet arkadaşlar, son sorumuz. Evet, Salih Kurucu iktidarı soruyor sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde yine inşallah tekrardan görüşürüz. Şundan emin olun, KPSS sınavına kadar hep yanınızda olacağız. Karşınıza çıkabilecek her türlü soruyu görmenizi, aşina olmanız için elimizden geleni yapacağız. Müsaadeniz olursa burada dersi bitirmek istiyoruz. Bir arkadaşımız sordu sanki sonraki dersler nasıl olacak? Arkadaşlar herhalde sonraki dersler sistem üzerinden olacak. Ücretsiz ilk dersimiz ücretsiz dersimizdi. Bundan sonraki dersimizde arkadaşlarla birlikte yapacağız. Herhalde ücretsiz bir dersimiz olmayacak diye tahmin ediyorum. Sevgili arkadaşlar, bugün anlattığım dersle ilgili sormak istediğiniz bir husus var mı? Aklınıza takılan bir husus var mı? Bilmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir husus var mı? Hanife Hanım, çok teşekkür ederim. Siz sağ olun. Öneriniz varsa öneriniz olabilir arkadaşlar. Aklınıza takılan bir husus varsa onu ele alabiliriz. Merak ettiğiniz bir husus varsa onu alabiliriz. Arkadaşlar, eğitimler ücretsiz devam etmeyecek. Bu ilk dersimiz, en azından dersimizin işleyişi hakkında sizinle bir tanışma adına bir ilk dersimiz oldu. Bundan sonraki derslerimiz ücretsiz olmayacak arkadaşlar. Gruptan dersi alanlarla birlikte biz devam edeceğiz arkadaşlar. Bu ilk dersimizdi. Bununla ilgili arkadaşlar tek üzemde çalışan bütün arkadaşlara, tek üzemin yetkililerine çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı bize sundukları için, sizinle bir araya gelmemize vesile oldukları için. Aklınıza takılan hususlar olursa, dersle ilgili arkadaşlar, kayıt olmak isterseniz, bizimle birlikte yürümek isterseniz arkadaşlar, ilgili arkadaşlarla iletişime geçebilirsiniz. İnşallah memnun kaldınız. Sizin için biz elimizden geleni yapacağız. Size düşen tek şey arkadaşlar çalışmak olacaktır. Sevgili arkadaşlar, soracağınız başka bir şey yoksa müsaadenizi isteyeceğim. Hepinize hayatınızda başarılar dileyeceğim. Başarıların devamını dileyeceğim. İnşallah çok güzel neticeler alacaksınız. İnşallah çok güzel neticelerle karşılaşırsınız. İnşallah en kısa zamanda gönlünüzde geçen ne varsa kat be kat güzeliyle karşılaşırsınız. Şimdi hepinize beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde inşallah tekrar birlikte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.